İmece Özel'e hoş geldiniz. Oldukça sıcak bir bölgedeyiz. Her açıdan sıcak. Hava sıcak, gündemi sıcak. Orta Doğu kaynıyor bir yandan. Peki neredeyiz? PKK tarafından medya savunma alanları olarak adlandırılan bölgedeyiz ve PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'la birlikteyiz. Soracak çok soru var. Epey zamandır birikmiş sorular vardı. Bir fırsat bulduk ve bu fırsatı da iyi değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz ekranlarımıza. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz kabul ettiğiniz için ayrıca. Çok yoğun bir zamanda sizi gerçekten bu kadar fazlasıyla merakla beklenen soru varken bu ekranlara konuk edebilmek önemliydi. En son 2013 Nisan ayında görüştük. 25 Nisan'dı sanıyorum, yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Tarihi 21 Mart Nevroz çağrısından sonra işte bütün dünyanın gözünün aslında bir şekilde buraya döndüğü bir zamandı. Buradan geri çekilme çağrısı yapıldı. O gün için barış umutları çok büyümüştü. Şimdi çözüm sürecine dair oradan başlamak istiyorum. Nerede, nasıl bir noktadayız? Herkes çok merak ediyor. Süreç bitti mi? Askıya mı alındı? Donduruldu mu? Pek çok manipülatif haber de var. Sizde mutlaka son bilgiler vardır. Nedir çözüm sürecinin son hali? Nasıl tanımlarsınız? Evet. Öncelikle bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Tekrardan size de hoş geldiniz Çok diyorum. teşekkürler, sağ olun. Evet, özellikle 7 Haziran seçimleri ardından Türkiye bir bütün olarak yeni ve önemli bir sürece girdiğini düşünüyorum. Özellikle Kürt sorunu herkesin bildiği gibi Türkiye'nin en temel sorunu. Yani hem demokratikleşmesi açısından, hem istikrara kavuşması açısından, hem ekonomik gelişme açısından, bütün açılardan Kürt sorunu Türkiye'nin en önemli ve en temel sorunu durumundadır. Sanıyorum bunu birçok çevre aynı şekilde düşünüyor. 7 Haziran seçimlerinin sonucu eğer doğru okunursa Türkiye toplumu bu sorunun çözümünü istiyor. Kürt halkı çözüm çizgisinde iradesini ortaya koydu. Aslında tarihte görülmeyen bir biçimde birliğini sağladı ve çözüm iradesini ortaya koydu. Türkiye toplumunun da çözüm istediği yönünde güçlü bir iradenin ortaya çıkması durumu vardır. Dolayısıyla günümüzde Türkiye'nin en temel sorunu, Kürt sorunu çözümü olması gerekirken, sanki bu sorun sıradanmış gibi ya da ertelenebilirmiş gibi yaklaşımlar daha fazla ön planda. Oysa en acil sorun, en başat ele alınması gereken sorun Kürt sorunudur. Ve bir de sorunun temel muhatabı olan Önder Apo'nun durumudur. Şimdi yani Türkiye'deki mevcut belli düzeyde var olan işte ateşkes koşulları, istikrar durumu, yine seçimlerin bu koşullarda yapılıyor olmuş olması aslında Önder Apo'nun yoğun bir çaba ve emekle geliştirdiği bir sürecin sonucu olarak mümkün olabilmiştir. Buna rağmen şu anda kendisi 3 ayı aşkın bir zamandır tecrit altındadır. Kendisinden haber bile yoktur. Bana göre Türkiye'nin en önemli sorunu budur aslında. Nedir? Kürt sorunudur. Kürt sorununa AKP hükümetinin, bir bütünen devletin bu tarz lakayt bir yaklaşımının tehlikeli düzeye süreci getirmiş olmasıdır. Yani birçok çevre belki bunu fark etmiyor ama mevcut yaklaşımlar aslında oldukça zorlayıcı, intikamcı, giderek demokratik çözüm ümitlerini tümden ortadan kaldırıcı niteliktedir. Yani örneğin
Sözüm ona çözümle ilgili olan bakan, HDP'nin işte o İmralı heyetinin yaptığı açıklamaya karşı verdiği cevap var. İşte hep bunlar istemeye alışmış diye. Yine işte... Yalçın Akdoğan'dan bahsediyorsunuz. Evet, yani bu biçimde ki yaklaşımlar aslında var olan zemini zaten bozdular. Var olan ümitleri de ortadan kaldırıyorlar. Şimdi çözüm süreci esas olarak sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, çünkü kamuoyu önünde açıkça yürütülen bir süreç, Erdoğan'ın müdahalesiyle ortadan kaldırıldı. Hangi müdahale? İlk önce Kürt sorunu diye bir sorun yoktur dedi. Daha sonra izleme heyetine katılmıyorum, doğru değildir, İmralı'nın itibarını artırır dedi. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı'ndaki açıklama da doğru değildir dedi. Daha sonra da masa filan ortada yok dedi. Yani her şeyi yok saydı. Oysa 22 yıllık bir emek var. Yani bu 93'ten başlayan bir süreçtir. Bu sürecin geldiği bir düzey var. Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan 10 maddelik açıklama düzeyi var. Her iki tarafın diyelim mutabık olduğu bir belge ilk kez kamuoyu önünde açıklandı. Şimdi bunların tümünün yerle bir edilmesi ne anlama gelir? Çözümün bitirilmesi anlamına gelir. Çözüm dolayısıyla bitmiştir. Çözüm yoktur. Süreç nedir o zaman diye sorulabilir. Evet, aslında ne şimdi aşamada? Ara bir çözümdür. Ara bir dönemdir. Yani yaşanan mevcut günler bir ara dönemdir. Bunu biraz açabilir misiniz? Ne demek ara dönem? Ne bekliyorsunuz? Mesela tamamıyla umutların ortadan kalkmadığını da söylediniz aslında. Yani Türkiye toplumu ve Kürdistan halkı çözüm iradesini ortaya koydu. Bu tabii ümit verici bir durum. Hı hı. Ama mevcut yönetim erki bunu tam tersi bir pozisyon sergiliyor. Onlarda gelişen şey ise nedir? Kürt halkının ve Türkiye sol demokratik çevrelerin HDP şahsında göstermiş olduğu irade ve yükselişe karşı tahammülsüzlüktür. Yani böyle aslında sadece Türkiye'deki bir takım böyle yani milliyetçi, şövenist çevreler değil, Kürtlerin genel olarak hem Türkiye'de ve hem de Orta Doğu bölgesinde bugün yani hem demokrasiye öncülük etmede hem DAEŞ'e karşı mücadele, yani IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir rol üstlenmiş olmada bir bütünen böyle bir yükseliş var, ilerleme var. Derin sömürgecilik diyebileceğimiz bir takım güçler bundan çok rahatsızdırlar. Yani seçimde ortaya çıkan iradeye karşın yönetim erkinin de bu biçimde tepkisel bir durumu söz konusu. Bu tabii durumu tamamen belirsizleştiriyor. Nihayetinde durum şu, yani aslında büyük bir emekle varılan bir düzey söz konusuydu. Yani o Dolmabahçe'deki açıklama az bir şey değildi, bir düzeydi, o bir düzeyin ifadesiydi. Şimdi bunu bir çırpıda yok saydılar. Karşı tarafın mevcut üslubu, yaklaşımı tamamen dışlayıcıdır, çözüme açık değildir. Dolayısıyla biz de şimdi ara bir dönem olarak izliyoruz. Yakın gelecekte süreci tümüyle netleştirmeye çalışıyoruz. Yani işte en azından hükümet kurulma süreci gündemde. Kurulacak olan hükümetin de rengine bakıp biz de kendi artık yolumuzu belirleyeceğiz. Yani mevcut Orta Doğu'da yaşanan süreç var. Yine Kürdistan'da yaşanan süreç var. Bizim bekleme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yine de hükümet kurulana kadar beklemeyi tercih ediyorsunuz. Yani en azından yeni hükümete mi bir fırsat tanımak istiyorsunuz, yoksa nasıl bir koalisyon olacağını mı bekliyorsunuz bir yandan? Ya Çünkü şimdi günlük olarak yaşanan gelişmeler var zaten. Her bir gelişme sürecin netleşmesinde belli bir etkisi olabiliyor. Elbette ki en önemlisi de hükümetin nasıl bir hükümet olacağı konusu vardır. Yani hükümet bir savaş hükümeti mi olacak? Yoksa gerçekten Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalışan bir hükümet mi olacak? Ama bir ağırlıklı olarak görülen o ki aslında bir seçim hükümeti olacak. Sertliğe endeksleriniz bir seçim olma hükümeti olma olasılığı daha yüksek, daha ön planda. Çünkü Erdoğan öyle düşünüyor. Erdoğan kaybetti. Fakat hani yenilen pehlivan güreşe doymaz misali, bir kez daha şansını denemek istiyor. Benim yani mevcut vardığım sonuç gelişmelerden budur. Erken seçim ihtimalini daha güçlü evet, görüyorsunuz. Yani, savaş hükümeti derken bir AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonuna mı gönderme yapıyorsunuz? Çünkü AK Parti ve MHP koalisyonu olursa bir savaş hükümeti olur şeklinde değerlendirmeler ve yorumlar var Türkiye kamuoyunda da. Katılıyor musunuz siz de bunlara? Fark eder mi veyahut da sizin için hangi siyasi partilerin yan yana geldiği? Programı önemlidir, ne yapacağı önemlidir. Yaklaşımı önemlidir. Mevcut durumda AKP'nin şu an var olan yaklaşımı değişmezse, kiminle kurarsa kursun bu bir savaş hükümeti olacak. Çünkü AKP'nin şu andaki üslubu, tarzı, yaklaşımı çözüm değil, çözümsüzlüğü esas alıyor. Bir de eğer seçime gidecekse, milliyetçi oyları çekmek için işte MHP'ye giden oyları bir biçimde çekmek için sertlik siyasetini esas alacağı görülüyor. Zaten bu hesaptan hareketle yani seçim öncesi üsluplarını değiştirmediler. Yani daha önce mesela bazı çevreler şunu diyebiliyordu. Ya bu seçim propagandalarıdır. Evet. Seçim sürecine ilişkin olan söylemlerdir. Ama dikkat edelim, seçimden sonra AKP üslubunu değiştirmedi. Tersine daha da diyelim sertleştirdi. Herhangi bir esneme görülmedi. Yani çözüm sürecinden, çözüme dair olan perspektiften bir uzaklaşmayı yaşadı. Açık ortada. Bu yüzden biz de dikkatle izleyip kararlaşma sürecini gündemimize almış bulunuyoruz. Biz tartışıyoruz. Yani bu mevcut yaklaşım karşısında bizim sessiz kalmamız kimse beklememelidir. Özellikle önderliğimize yapılan, önderlik şahsında halkımıza, hatta seçimde ortaya çıkan iradeye bir saygısızlıktır, bir hakarettir. Ne hakla şimdi yani 3 ayı aşkın bir zamandır tecrit altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri her adım başında biz bir hukuk devletiyiz demiyorlar mı? Peki niye hukuklarını ayaklar altına alıyorlar İmralı'da? Niye önderliğimize dönük politikalarında hukuk diye bir şey yoktur, her şey askıya alınmıştır? Yani bu neyin nesidir? Tecrit bir savaş tutumudur. Şimdi önderlik üzerindeki bu tecriti biz böyle anlıyoruz. Bir. İkincisi, siyasal soykırım sürecini yeniden başlattılar. Daha önce süreci zorlayan, bozan şey neydi? Keceköy operasyonları. Evet. Şimdi adına Keceköy operasyonu denilmeyen ama aynı süreç gündeme konulmuş bulunuyor. Her gün basına yansıyor, bir yerde operasyon yapılıyor, Kürt gençleri tutuklanıyor. Ya bu bir savaş tutumudur, barış tutumu değil. Ondan sonra askeri hazırlıklar yapılıyor, her gün keşif. Şimdi yani bu kadar keşif, bütün gerilla alanlarında günlük olarak en az 7-8 alanda yoğun keşif faaliyeti vardır. Bununla birlikte keşif faaliyetleri durmuştu, öyle değil mi bir süre?
Daha önce durmuştu tabii bir süre. 2013'ten evet, sonraki veya dönemde. Sembolik bir biçimde zaman zaman olabiliyordu. Ne zamandan beri artmaya başladı? Bu bahar aylarıyla birlikte artmaya başladı. Mart ayıyla birlikte başladı yani. Ondan sonra zaten tendürek yani Ağrı'daki saldırıyı, açık saldırıyı biliyorsunuz. En son 30 Haziran'da uçaklar gerilla mevzilerini vurdu. Bu ateşkesin bitirilmesidir. Dedik zaten öyledir. Şu anda süreçte ateşkes de aslında ara bir dönemde bizim kararlaşmamızı bekliyor. Karşı taraf kararını vermiştir. Uygulamayla vermiştir. Yani bunu tecrit uygulayarak, tutuklama operasyonlarını geliştirerek, gerilaya karşı işte operasyonlar yaparak ve yine işte karakoldur, barajdır, askeri yoldur, benzeri gibi askeri hazırlıkları sürdürerek aslında bir savaş konumuna girmiş bulunuyor. Dolayısıyla bizim de bunun karşısında kendi tutumumuzu netleştirmemiz süreci gündemimizdedir. Bunu da tabii ki birçok duruma bakılmakla birlikte hükümetin oluşum sürecine de elbette ki bakacağız. Hükümetin rengi nedir? Ona göre biz de tabii tutum belirleyeceğiz. Şimdi bu konuda şöyle bir şey de var. Ben mesela izliyorum. Bu hükümet basını, havuz basını dedikleri basın şöyle bir şeyi izliyor, sürekli işliyor. İşte seçimlerle birlikte Önder Apo için işte Ocalan etkisizleştiriliyor. İşte etkisizleştirildi. İşte bilmem Kandil inisiyatifi aldı. Yok bazen HDP artık dinlemiyor gibi şeyleri fazlasıyla gündemleştiriyorlar. Aslında bu bir psikolojik savaş taktiğidir. Ve hatta Öcalan'ın mesela HDP'nin siyasi parti olarak seçimlere girmesini tasvip etmediğini, istemediğini de çokça yazıp çizenler oldu. O doğru değil. Kendine göre yorumlardır. Fakat bunlar bu tür propagandalarla bir şeyin önünü almaya çalışıyorlar. Psikolojik savaş yürütüyorlar. Önder Apo bu hareketin kurucusudur, yaratıcısıdır. Önder Apo'nun perspektifi bu sistemi yaratan, yürüten, geliştiren perspektiftir. Önder Apo her zaman bu sistem içerisinde belirleyicidir. O bir önderliğimizdir ve her zaman belirleyicidir. Kimse bu konuda ileri geri şey yapamaz. Daha önce bu konuda geçmiş yıllarda birçok şey söylediler ama pratikte gerçek ortaya çıktı. Yani önderlik bu hareketi yaratan ve yürüten bir güçtür. Bir sistemdir. Yani bu harekette Öcalan'ın rağmen bir şey olamaz mı diyorsunuz? Bir dakika. Şimdi bir sistem yaratmıştır. Bu sistemde her bir birleşenin bir görevi vardır. Bir rolü vardır, misyonu vardır. Müzakere olduğu vakit bütün yetki, inisiyatif önderliktedir. Eğer şu anda müzakere başlarsa bu böyledir. Ama müzakere durmuşsa ve hele hele önderlik tecrit altındaysa o zaman yetki ve inisiyatif harekete geçmiştir. Şu anda öyledir. Şu anda ne yapılacağı konusundaki kararlaşma inisiyatifi hareketin yönetimindedir. Bunu öyle herhangi bir kimse ters çevirip farklı bir biçimde yorumlamaya kalkışmasın. Biz çocuk değiliz. Önderliğimizi orada tecrit altına koyup da sanki hareketi kararsız bırakacaklarını düşünenler avucunu yalar. Bu hareket neyi, ne zaman, nasıl yapacağını bilir. Ve önderlik çizgisini hangi koşullarda nasıl uygulayabileceğini de çok iyi bilir. Dolayısıyla kararlaşma artık gündemdedir. Biz yani bu düzeydeki önderliğimize karşı yapılan uygulama ve süreci bu biçimde boşa alma ve bu biçimde savaşçı dayatma, savaş hazırlıklarını açık açık yürütme
gerçeği karşısında halen çözüm var diyemeyiz. Yoktur çünkü öyle bir şey. Cayır cayır hazırlanıyorlar. İşte demiyorlar mı saldıracağız, bir de kuzeyde hazırlanmakla yetinmiyorlar. Rojava'ya da saldıracaklarını söylüyorlar. Yani kısaca bizi izleyen, dinleyen tüm kamuoyu, ilgili çevreler şu gerçeği doğru ve yerinde görmeli. Biz herhangi bir kimseyi baskı altına alma ya da herhangi bir biçimde işte hani abu altında sopa gösterme gibi bir durumda da değiliz. Ama gerçeklik şudur. Mevcut durumda süreç diye bir şey kalmamıştır. Ara dönem olarak bizim kararlaşma sürecimiz gündemdedir. Eğer ki yeni oluşan hükümette ve meclisin, yeni meclisin gündemine bu sorun girmezse gidişat tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Tehlikedir. Yani Türkiye kazanmış olduğu bu düzeyi AKP'nin bu biçimde tepkici, intikamcı yaklaşımlarıyla ters yüz edilecektir. Böyle bir gerçeklik var. Özellikle tüm sorumlu çevrelerin, ilgili kesimlerin bu konu üzerinde daha duyarlı yaklaşmaları ve üzerinde durmaları büyük önem taşıyor. Çünkü gerçekten ciddi bir durum söz konusudur. Kürt halkı açısından artık bir kararlaşma süreci kendisini dağıtmış bulunuyor. Yani bunun herkes tarafından görülmesi gerekir. Peki şöyle haberler var. Siz de takip etmişsinizdir büyük ihtimalle ya da edebildiniz mi bilmiyorum tabii ama duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Öcalan'la İmralı heyeti görüşemiyor ama devlet heyetinin 4 görüşme yaptığı iddiası var. Birinin seçimlerden önce, üçünün de seçimlerden sonra olduğuna dair ve bir de bir AK Parti heyetinin adaya gittiği söylentiler arasında. Geçenlerde HDP grubu bu konuda bir açıklama yaptı ve bunların bir algı yaratmak amaçlı olarak ortaya atılan iddialar olduğunu, tamamen manipülasyon amaçlı olduğunu söyledi. Size bu konuya ilişkin ulaşmış herhangi bir bilgi var mı? Bundan haberdar mısınız? Mümkün müdür sizce AK Parti böyle bir arayış içerisinde olabilir mi? Eğer böyle bir arayış içerisindeyse sebebi ne olabilir? Niye HDP İmralı heyeti değil de bir AK Parti heyeti üstelik de gizli bir biçimde adaya gidiyor olabilir? Eğer doğruysa. Şimdi de böyle bir şey bize yansımış değildir. Bize manipülasyon ağırlıktadır. Bize yansımamış bir şey dolayısıyla biz vardır diyemeyiz. Herhangi bir şekilde hissettirilme durumu da söz konusu değildir. Olsa bile bir geçerliği yoktur yani. Yansıyan bir şey yoksa süreci diyelim etkileyecek herhangi bir şey ortada yoksa herhangi bir şey yok yani. Olsa bile şu demektir. Yani varılan bir sonuç yoktur. Tıkanma devam ediyor. Çünkü şu anda tıkanmadır. Tıkanmayı açacak bir girişime ihtiyaç var. Bu gerçek. Bu nasıl olabilir? Bizim hareketimiz, yönetimimiz bunu defalarca açıkladı. Siz yani eski formatta olmaz. Evet, eski format istemiyorsunuz. Evet, nasıl bir format istiyorsunuz? Nasıl biçimlenecek? Şimdi bakın yani sonra? Mesela önderlik İmralı'da tutulduğu, bu koşullarda tutulduğu müddetçe yani çözümde böyle rol oynama, sonuç alma durumunun açığa çıkmayacağı geçmiş yıllar gösterdi. Nelson Mandela gibi ne yapıldı? Mandela ile hükümet ilişkiye geçtiğinde ilk önce yerini değiştirdi. Cezaevi olmayan bir yere taşıdı. Kendi yönetimiyle, yoldaşlarıyla, ailesiyle rahat görüşebilecek olanakları sağladı ve o koşullarda heyetiyle birlikte görüşmeleri yürüttü. Şimdi benzer bir şey önderlik için de geliştirilmesi gerekiyor. Eğer geliştirilmezse yine oyun olur. Yani biz gördük AKP'nin şimdiye kadar yaptığı görüşmeler aslında öyle çözüm görüşmeleri değil, oyalama taktikleri olduğu anlaşıldı. Yani dolayısıyla inandırıcı olmaktan uzaktır. Denenmiş bir şeyi bir kez daha denemek anlamlı değildir.
O yüzden yani farklı bir formatta süreç başlayabilir. Müzakere ile başlayabilir. Yine müzakerenin öngördüğü işte diğer kurulması gereken izleme heyetidir. Adalet ve Hakkat heyetidir. Benzeri heyetler kurulabilir. Yani biz şunu herkes bilmeli. Özellikle Türkiye kamuoyu şunu çok iyi bilmeli. Biz PKK olarak demokratik yollarla bu sorunun çözümünü istiyoruz. Fakat biz haklarımızdan ve kimliğimizden vazgeçemeyiz. Bu toplumun, Kürt halkının hakları vardır. Haklı olan hakları vardır. Doğal olan hakları vardır. Bir halk olmaktan kaynaklı olan hakları vardır. Biz bunları istiyoruz. Türkiye'nin birliği içerisinde demokratik özellik formülü tüm Türkiye için demokratikleşme formülüdür. Yani bunun Türkiye'nin parçalanmasında ya da bilmem geriye çekmesinde değil, tersine gönüllü birliğin güçlendirilmesinde, demokratikleştirilmesinde ve ekonomik mürefah bir düzeyin gelişmesinde önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Bu gerçeklik böyle açıkça görülüyor. Türkiye bu eksende sorunu çözerse ilerleme kaydedebilir. Ama buna gelmezse, bize kimliksizleştirme, bize teslim olma dayatılırsa Davutoğlu, şimdi o gün mesela Van'da konuşuyor, diyor ki... Silahsızlanma meselesi. Evet, silahları bıraksın. Ya, bu epeydir gündemde. İnsaf ama yani. 35 yıldır zaten devlet yetkilileri aynı şeyi söylemiyor mu? Silahsızlanma çağrısı ne demektir? Teslim ol demektir. Ya ve teslim olmazsan seni ezerim demektir. Bu olmaz böyle. Bir de orada önemli bir şey söyledi ama tersine çevirerek söyledi. Dedi ki işte 2013 Mayıs'ında verilmiş bir takım sözler verilmiş sözleri, kararları uygulaması gerekir. Evet. Siz de açılışta bahsettiniz o süreçten. Evet. 25 Nisan'da biliyorsunuz siz de hazırdınız. Evet. Bizzat ben açıkladım. Evet. Gerilla'nın geri çekilme kararını ben açıkladım. Ve 8 Mayıs'ta başladı geri çekilmeler. Evet. Ve orada bir takvim koydum. Değil mi? Evet. Bir proje. Oradaki şeye göre neydi? Üzerinde mutabakata varılan temel çerçeve gerilla geri çekilmeye başlayacak. Ama Haziran'la birlikte hükümete üstüne düşen görevleri yapacak. Neydi bu görevler? Yasal, anayasal düzeltmeler yapacak. Peki Davutoğlu'na soruyorum. Yaptı mı bunları? Üzerinde 2,5 yıl geçiyor. Hani nerede? Nerede AKP'nin yaptığı yasal ve anayasal düzenlemeler? Hiçbir şey yapmadığı halde kalkıp bizim sanki sözümüzü tutmadığımızı iddia etmek açıkça yalan söylemektir. Gerçeği çarpıtmaktır. Kendileri bir şey yapmadılar. Çözüm süreci bu yüzden sekteye uğradı. Ve biz geri çekilmeyiz. Ona rağmen durdurmadık. Eylül'de durdurduk. Aslında bu da bizim saflığımızdı. Şimdi onun öz eleştirisini veriyoruz. O bizim bir saflığımızdı. Haziran ayında AKP hükümetinin adım atmamasıyla birlikte biz hemen bunun bir oyun olduğunu anlamalıydık. Fakat gerçekten saf davrandık. İki ay sonra ancak fark edip geri çekilme sürecini durdurduk. Çünkü devlet AKP oyun peşindedir. Yani şimdi bu oyunlarını bir tarafa bırakacaksa ve samimi, dürüst, iyi niyetle yaklaşım gelişecekse biz çözüme varız. Ama bunu değil de farklı biçimlerde oyalama veya tasfiyeyi dayatırlarsa biz artık öyle ona gelecek durumda değiliz. Onu yutacak durumda değiliz. Biz de kendi yolumuzda yürümeyi biliriz. Kendi kararımızı alırız. Başımızın çaresine bakmayı biliriz halk olarak. Kürt halkı Orta Doğu bölgesinde bugün yükselen bir güçtür. Temel bir faktördür. Kürt halkı evet demokratik ulus perspektifiyle, demokratik cumhuriyet, demokratik ulus perspektifiyle biz
halklarla birlikte yaşamak istiyoruz. Türkiye'deki tüm toplumlarla birlikte bir arada yaşamak istiyoruz. Ama eğer haklarımız tanınmazsa ve her şeye rağmen bu biçimde dıştalayıcı ve yok edici siyaset terk edilmezse, o zaman biz de başımızın çaresine bakarız. Ne demek başınızın çaresine bakmak halk olarak? Bundan ne anlamak gerekiyor? Ya şimdi bizim birinci seçeneğimiz gündemdedir. Birinci seçenek nedir? Türkiye toplumuyla bir arada yaşamak. Demokratik Cumhuriyet ekseninde Türkiye'yi Orta Doğu'da demokratikleşme sürecinde bir model yapmaktır. Orta Doğu'da demokratik konfederalizm eksenini geliştiren bir devrimsel süreci geliştirmektir. Kapitalist moderniteye karşı halkların demokratik modernitesini bu temelde örgütleyip geliştirmektir. Bizim esas seçeneğimiz, amacımız budur. Peki. Ama buna gelinmezse, bu konudaki tüm yollar tıkatılırsa, biz başka yolları da deneyebiliriz yani. Bizim yani başka seçeneklerimiz de yok değildir. Ondan bahsediyorum. Kararlar alırız yani. Henüz bu konuda alınmış kararlar yok ama kararlar alırız ve çaresiz kalmayız gündemimizdedir. Diyorsunuz. Gündemimizdedir. Peki bu silahsızlanma meselesine yeniden geri dönersem, Türkiye'nin gündeminde uzun zamandır, siz de hatırlattınız. Öte yandan Türkiye'ye karşı silahları bırakabileceğinizi sizler de söylediniz. Birkaç açıklama vardı bu konuda gelen KCK yöneticilerinden de. Öcalan'ın son Nevroz çağrısı çok tartışıldı, konuşuldu. Bu çerçevede baktığınızda ne dersiniz? Bu bir ara gündemdeydi. Görüşmeler mi oluyordu? O ara devletle aranızda bir temas mı vardı bu konuya ilişkin? Ya da beklediğiniz yasal adımlar vardı da onlar mı yapılmıştı? 2013 sonrasından bahsediyorum. Son zamanlardan bahsediyorum. Evet. Şimdi gerilla Türkiye toplumunun ve Kürdistan halkının özgürlük ve demokrasi güvencesidir. Oynadığı rol budur. Orta Doğu bölgesinde halkların bir savunma gücüdür. En azından DAEŞ'e karşı geliştirilen mücadelede bu açık bir biçimde görülmüştür. Eğer gerillanın müdahalesi olmasaydı, ezici toplumu tarihin en büyük katliamına uğramış olurdu. Eğer gerillanın bu IŞİD denilen çete yapısına karşı onun anladığı dilden gerekli performansla cevap vermemiş olsaydı, belki şimdi IŞİD tüm bu Güney Kürdistan'ı, Rojava Kürdistan'ı işgal edip artık Türkiye'yi tehdit eder hale gelirdi. O zaman IŞİD'in lideri, halifesi Erdoğan'ın da kendisine itaat etmesini isterdi. Çünkü onların mefkuresi budur. Onlar bu temelde yaklaşıyor. Bütün İslami devletleri birleştirmedir. Yani şimdi bu konuda gerillanın oynadığı büyük bir rol var. Bu halkların öz iradesini savunma roludur. Bu konuda gerilla Türkiye'de bir gerçekliktir. Artık Türkiye devletini de bunu bilmesi lazım. Yani sanki orada işte bir grup terörist var, silahlıdır. İşte halkın, toplumun bilmem sivil yaşamına müdahale etme tehditini taşıyor. Böyle bir şey yok. Gerilla bir güvencedir. İstikrar unsurudur. Bu rolü oynuyor. Bu gerilla ne zaman bu konumdan çıkabilir? Öyle diyeyim. Ne zaman ki tüm Kürt hakları verilirse, Türkiye demokratikleşirse, Önder Apo dahil bütün siyasi tutuklular özgürleşirse, işte o zaman gerilla konum değiştirir. Yani silah bırakma deniliyor. Belki bırakır, yasal bir statüye kavuşur veya daha farklı bir şeye girer. Yani kısaca gerillanın silah bırakması, Önder Apo özgürleşmeden, Kürt hakları verilmeden, Türkiye demokratikleştirilmeden mümkün değildir. Türkiye'ye karşı bile olsa bir çatışmasızlık hali var çünkü. Tümden bir silahsızlanma değil.
Türkiye'ye karşı silahların bırakılmasından ve kongre toplanılmasından bahsediliyordu biliyorsunuz. Evet, ben mesela HDP'li yetkililer bu sorulara şöyle cevaplar veriyorlar. Eğer müzakere sürecine geçilir ve bir takım adımlar atılırsa kongre toplanır diyorlar. Doğru. Toplanabilir mi? Toplanabilir. Böyle bir karar alabilir mi ve ne olur bunun şartları? Yok, zaten o sürece gelip dayanıldı. İşte Erdoğan müdahale etti. Yani Dolmabahçe Sarayı'ndaki açıklama aslında öyle bir süreci başlattı. Yani kongre artık gündemimize girdi. Fakat sonraki müdahaleler o süreci durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar mı süreci durdurdu? İzleme heyetine ilişkin açıklamalar. Evet, evet. Nevroz sonrası gelen açıklamalar. Doğru, ondan bahsediyorsunuz. Doğru. Nevroz'dan önce dedi Kürt sorunu yoktur. Evet. Bir o vardı. O bir müdahalenin başlangıcıydı. Sonra da izleme heyeti işte Ocalan'ın itibarını artırır dedi. Yani bundan bahsetti. Ve sonra adım adım zaten tümden süreci sıfırlayan tutum ve söylemlerle. Şimdi mesele sadece söylem değil. Örneğin hükümet bir ara Bülent Arınç sanki farklı bir tutum geliştirilecekmiş gibi bir hava yarattı. Tam o dönemde. Evet, o dönemde. Ama sonra hükümet yok dedi. Bizim için dedi Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri talimattır. Dolayısıyla süreç böylece tümden berhava edildi. Eğer edilmemiş olsaydı o süreç tabii kongre sürecine doğru gidebilirdi. Şimdi kongre işte bu dediğim çerçevede yaklaşır. Çerçeve nedir? Ya özgürleşmedir, demokratikleşmedir. Hakların verilmesidir. Bu haklar demin söylediğim gibi doğal haklardır. Yani alınmış haklardır. Biz kimseden bir şey zaten şey ne diyor? Hep diyor istemeye alışmışlar. Akdoğan. Ya biz kimseden herhangi bir şey istemiyoruz biz. Biz alınmış olan hakları istiyoruz. Yani bunu anlamaları gerekiyor. Şimdi bu zihniyeti taşımadıkları için tabii öyle söylüyorlar. Kısaca şey sorunu yani kongre gündemdeydi tabii. Şimdi de aynı şekilde dediğimiz formatta müzakere başlar ise ve diyelim o 10 maddelik ortak açıklanan belge ekseninde süreç işlerse yine kongre süreci de gündeme girer tabii. Peki, yani ama dikkat edin şimdi benim bu anlattıklarımda şu çıkıyor. Bir, tehlikeli bir süreç var. Evet. Farklı bir yola yöne doğru sarkma olasılığı var. Biz bunu tartışıyoruz. İki, Önder Apo'nun geliştirdiği demokratik çözüm sürecinin yolu da var. Aslında 7 Haziran seçimleri bu sürecin zeminini güçlendirdi. Ama yönetim erki tersi bir tutum içerisinde buna gelinmiyor. Dolayısıyla yol çatına gelip dayanmış bulunuyor. Peki kritik bir aşamada evet. Diyorsunuz hemen her şeyi bu değerlendirdiğiniz çözüm ve süreç bağlantılı iki ayrı başlık olarak. Şimdi Öcalan'ın özgürlüğünden bahsettiniz, koşullarının değiştirilmesinden bahsettiniz, yeni bir formata ihtiyaç olduğundan bahsettiniz. Sizce bu koşullarının değiştirilmesi ve özgürlüğü meselesine Türkiye kamuoyu hazır mı? Bu konuda mesela milliyetçiler nasıl bir tavır gösterirler? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi HDP'yi dahi flu gördüğünü, görmediğini söylüyor. Bu tavrından dolayı çok fazla tartışılır oldu MHP biliyorsunuz. Daha pek çok tavrıyla çok tartışılır oldu ama hazır mı sizce Türkiye kamuoyu bu şartlarınızı yerine getirmeye nasıl karşılanır bence bu? Bence Türkiye kamuoyu hazırdır ama Türkiye siyaseti hazır değil. Eğer Türkiye siyaseti bu konuda yapıcı yaklaşırsa barış adına halkların kardeşliği, gerçek anlamdaki kardeşliği, onları dediği biçimdeki değil. Gerçek anlamdaki kardeşliği, eşitliği, özgürlüğünün gelişmesi temelinde Türkiye toplumu, halkı buna açıktır. Zemini biraz daha geliştirmek, yoğunlaştırmak gerekiyor. Ama her gün çıkıp diyelim halkı tahrik eden, böyle korkularla sürekli etrafı ören yaklaşımlar olursa elbette ki ürkme olabilir.
Ama bir yumuşama seçimlerle birlikte görüldü, yani seçim sonuçlarıyla birlikte. Dolayısıyla yani buna mümkündür. Şimdi şunu şey edelim. Yani Kürt halkı Önder Apo'yu kendine önder olarak görüyor. Şimdi orada İmralı'da tecrit altına alınan şey bir kişi değil. Bir ideolojidir, bir felsefedir. Bir halkın iradesidir. Dolayısıyla biz Önder Apo'yu bir kişi olarak görmüyoruz. Bir kişi değildir. Bir halkın temsilcisidir. Bir halkın iradesi orada tecrit altındadır. O açıdan çok zorlayıcıdır. Zaten bunun mutlaka anlaşılması gerekmektedir. Şimdi denilebilir ki yani işte seçim oldu, bilmem hükümet kurulmamış. Hatta birisi, bir Kürt siyasetçisi dedi ki, anlaşılıyor ki işte bilmem hükümet kurulana kadar heyet gitmeyecek filan. Peki bir devlet vardı. Bu devlet nerede? Bu müsteşarlar nerede? Devletin daimiliği yok mudur? Bu müsteşarlar bu kadar yıldır görüşme yapıyorlar. MİT müsteşarından mı Hem MİT hem bahsediyorsunuz? de kamu Kamu güvenlik güvenliği müsteşarı. müsteşarı. Evet. Yani hani nerede devletin daimiliği? Niye sahip çıkılmıyor sürece? Kısaca yani bu konuda bence devlet ve siyaset gerçekleri doğru görür. Ona göre de toplumu rahatlatıcı yaklaşımlar geliştirirse Türkiye toplumu buna açıktır. 16 yıldır önderliğimiz orada işkence altındadır. Kürt toplumu yürüttüğü mücadelede haklıdır. Bunu birçok biçimde aslında Türkiye'deki siyasetçiler de itiraf etmişlerdir. Yani Kürtler hak olmayan bir şey istemedi ki. Bu kadar katliam yaşandı, bu kadar faili meçhul yaşandı. Şimdi deniliyor ki 40 bin kişi ölmüş. Peki bu 40 bin kişiyi kim öldürdü? Hadi diyelim 10 bin kişi işte bu devrim hareketi öldürmüş. Ya diğer 30 bin kişi? Ya bu devletin jitemi, bu devletin işte bilmem hizbi kontrası, bu devletin polisi, askeri hepsi öldürmüş. Yani daha adil bir bakış açısı, daha gerçekçi, akli selim bir yaklaşım geliştiğinde bence Kürt halkının, Önder Apo'nun yani dayandığı zemin, haklı zemin de görülür. Dolayısıyla kalıcı bir barış için, kalıcı bir barış ve demokratikleşme için Türkiye toplumu bunu kaldırabilecek gücü ve seviyeyi gösterir diye düşünüyoruz yani. Peki Buna yeri gelmişken koşullar MHP'yi uygundur. de değerlendirmenizi isteyeyim. Buna koşulların şu anda elverişli olduğunu söylüyorsunuz ama ben yine MHP'nin tavrını hatırlatacağım Ha. mesela. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların esas aldığı çizgi yani Türkiye'nin parçalanmasına yol açabilecek bir çizgidir. Yani şu bir gerçek. Türkiye'nin inkar, imha politikası Kürt toplumunu eritemedi, bitiremedi. Şark Islahat Planı uygulandı, katliamlar uygulandı, yani büyük trajediler yaşandı. Ama nihayetinde Kürt toplumu bugün kendi ulusal değerlerine bağlılığını ve bu konuda mücadele azmini ortaya koyan bir toplum durumundadır. Buna rağmen MHP'nin hiç bunları gözetmemesi, sanki hiçbir şey olmamış gibi inkarda ve düşmanlıkta ısrar etmiş olması aslında MHP'yi şaibeli hale getiriyor. Yani ne kadar gerçekten Türkiye toplumuna hizmet etmek istiyor ya da istemiyor konusunda şaibeli hale getiriyor. Türkiye gerçekliğini doğru okuyan bir siyaset anlayışı, ister milliyetçi olsun, ister sağcı, ister solcu, bir kere gerçeğe göre siyaset yürütmesi gerekiyor. Yani MHP'nin ifade ettiği şeyler Türkiye toplumsal gerçeğine uymayan, Kürt halkını ve özgürlük mücadelesini reddeden bir siyasi duruştur. Bunun uygulanması asla ve asla mümkün değildir. Bu bir savaş demektir. Bu Türkiye'nin parçalanması demektir. Bakınız şunu açıkça söylememizde hiçbir sakınca yoktur. Yani mevcut durumda artık durumlar eskisi gibi değildir.
Hatta son 2 yılda yaşanan gelişmeler çok şey değiştirmiştir. Aklı evveller bunu göremiyor. Yani bugün Kürt halkı daha güçlüdür. Mevcut konjonktürel yapı Kürt halkının lehinedir. Kürt halkı teslim olmaz artık. Kendileri bu halkı öndersizken, mücadele araçlarına sahip değilken teslim alamadılarsa şimdi hiç alamazlar. Çünkü şimdi bir mücadele örgütü var, gücü var, önderliği var, örgütlü yapısı var. Yani bugün çağımızda artık tüm toplumlar kendi benliğine, kişiliğine, kimliğine sahip çıkar haldeler. Farklı bir formatı Kürt halkına dayatamazlar. Bunu o yapı görmüyor, o MHP yapısı. Yani ırkçı bir yaklaşımda ısrar ediyor. Onların tutumu bence Türkiye halkının gerçeğine ve çıkarına hizmet etmiyor. O tehlikelidir. Türkiye'yi parçalamaya götürebilecek bir anlayıştır. Peki tam bu noktada koalisyon seçeneklerine ilişkin siz ne diyeceksiniz? Başbakan Davutoğlu görevlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve 45 günlük o sürede, o takvimde işlemeye başladı aslında. Geri sayım başladı bir yandan da. İlk olarak Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi. Sonra da MHP ile görüşeceğini söyledi. Usulen de HDP ile bir görüşme yapacaklarını söyledi. Ne diyorsunuz? Sizce yalnızca AK Parti, MHP, AK Parti, CHP koalisyon seçenekleri mi söz konusu? AK Parti, HDP koalisyonu olabilir mi? Bir seçenek olarak değerlendirilebilir mi? Ya da büyük uzlaşma denilen bir koalisyon da var malumunuz. AK Parti, CHP ve dışarıdan HDP destekli. Bu tartışmaya siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya aslında siyasette her şey olabilir. Yani tarafların ilkeleri, çıkarlarına uygun düşen her şey aslında mümkündür. Fakat bence AKP, daha doğrusu Erdoğan bir tarafta bu 45 günlük süre içerisinde hükümet kurma görüşmelerini yavaş yavaş zamana yayarak yürütecek. O arada da sürekli anketler geliştirecek. Eğer ki anketlerin sonuçları AKP'nin tek başına iktidara gelebileceğini gösterirse seçimi, erken seçimi hedefler. Tersi durum sonucu açığa vurursa o zaman CHP'nin veya MHP'nin şartlarını kabul edebilir. Çünkü bu her iki partinin şartları var. Evet. Aslında Erdoğan ve AKP o şartları kabul edecek noktada değildir. Ama bu süreçte tercihini yapacak. Benim gördüğüm öyledir. Yani bir ikili hep yaklaşacaklar. Dikkat edin, Davutoğlu randevularını hep aralıklı veriyor. Yani esas işte bayram sonrası diyelim son turu yapacağını, orada durumları netleşeceğini ifade ediyor. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. O arada sürekli anketlerle de nabız yokluyorlar. Peki yani HDP burada nerede duruyor? HDP ilişkin konuşmadan önce şunu söyleyeyim. Bazı çevreler, hatta bazı dost çevreler Kandil bilmem HDP'ye ayar vermesin, bilmem ne yapmasın diyorlarmış. Şimdi seyircilerimize de hatırlatalım isterseniz. Ben burada notlarım arasında da aldım. Tabii ki soracağım. Şimdi şöyle eleştiriler geldi ya da tespitler geldi HDP ile ilgili PKK yöneticilerinden, KCK yöneticilerinden diyelim. 7 Haziran öncesinde olduğu gibi aktif siyaset izlemediğine ilişkin. Hatta mesela sizin bir röportajınız da var. Ben falan kesimle koalisyona girmem türünden açıklamaları ve tutumları duygusal yaklaşımlar olarak değerlendirdiğinizi evet. söylüyorsunuz. Siyaseten doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz. Gerçi diyorsunuz ki o söyleşide şimdi HDP eş başkanı Figen Yüksek daha yeni bir açıklama yaptı. Bu doğru bir tutumdur diyorsunuz ama sonuç itibariyle bunu da ifade ediyorsunuz. Yine Duran Kalkan'ın mesela bir açıklaması var. HDP'nin AKP-CHP koalisyonunu işaret etmesi nedeniyle HDP'yi pasif bir siyaset izlemekle ve seçim sonuçlarını okuyamamakla eleştirmiş. Olduğu gibi alıntılıyorum, evet. olduğu gibi aktarıyorum. O yüzden doğru. notlarım arasına da aldım. Bu şöyle bir tartışma yarattı.
bazı çevrelerde HDP'ye ayar verileceğine destek verilsin. Çünkü HDP Türkiye'leşmeyi hedefleyen, bu konuda da oldukça önemli yol alan bir siyasi parti. %13'ün üzerinde bir oya ulaştı. Büyük bir umudu temsil ediyor. Bütün bunlar bir takım sıkıntılı durumlar yaratabilir diyenler oldu. Evet, köşelerini taşıyanlar oldu. Bunları da ayrıca soracağım ama öncelikle hala o açıklamanızda mısınız? Hala mesela HDP'yi pasif bir siyaset eleştirisiyle mi izliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer pasif bir siyaset izlediğini düşünüyorsanız sizce HDP ne yapmalı? Nasıl bir rol üstlenmeli bu süreçte? Ya şimdi işte evet, o konuya ilişkin de ben de bazı şeyler söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Yani şimdi bizim HDP'ye ya da başka siyasal bir yapıya ayar verme gibi bir durumumuz yoktur. Yalnız biz Kürt sorunu çözümü, demokratik çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi mücadelesini veren birleşenlerden birisiyiz. Değil mi? Yani bu davada bulunan tüm birleşenler birbirini eleştirebilmeli. Görüş sunabilmeli. Yani bizim HDP ilişkin bir görüş ifade etmemizle hemen bazı dost çevrelerin veya dost olmayan bir takım kesimlerin işte HDP'ye ayar veriliyor, bilmem ne yapılıyor, bu da hani gibi demeleri yanlıştır. Demokratik işleyişin önünü tıkatmadır. Eleştiri hakkının önüne geçmedir. Görüş sunma kadar daha demokratik bir şey var mı? Şimdi biz paneldeyiz değil mi? Siz görüşümü söylüyorsunuz. Ben görüşümü söylerim yani. Bu bir ayar, bir bilmem şu bu değil. Bir de yani biz HDP yapılanmasına büyük bir saygı duyuyoruz. Yani ilk kez Kürt halkı en güçlü birliğini HDP çatısı altında kurdu bu seçimlerle. İlk kezdir, tarihte ilk kezdir. Başka dönemlerde hiçbir yerde, yani Ağrı'da işte Kürt halkı %74 bir araya gelmemiştir. Ya da Hakkari'de %85 bir araya gelmemiştir. Ya da Ahmet'te veya Dersim'de veya Iğdır'da, her yerde öyledir. Yani nedir? HDP şahsında bir çatısı altında bir Kürt iradeleşmesi birliği doğmuştur. Bu bir. İkincisi ise Türkiye'de sistemden dışlanan, zarar gören, başta sol, sosyalist, demokratik çevreler, Alevi toplumumuz, Ezidiler, Ermeniler, yani değişik kültür ve inanç gruplarının tümünü, belki tümü değil ama büyük çoğunluğunu çatısı altında toplayarak Kürt özgürlük hareketiyle Türkiye sol ve demokrasi güçlerini birleştirdi. Bu çok ülvi bir şeydir. Çok değerli, çok anlamlıdır. Yani bana göre Türkiye'nin derin devletinin yıllardan beri en önemli amacı Kürt özgürlük hareketiyle Türkiye solunun, demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini önlemeydi. HDP bunu aştı. Bu yeni bir gelişme, yeni bir durum. Dolayısıyla bizim yani HDP'yi böyle bir Kürt partisi gibi görme durumumuz yok. Yani hani diyorlar ya, işte HDP Türkiye'leşmek istiyor, buna destek sunmak gerekiyor. Buna en çok destek sunan biziz. Ve bir de unutmayalım, yani HDP projesi, yani Önder Apo'nun bakış açısı, perspektifi çerçevesinde oluşan bir projedir. En çok biz HDP'nin Türkiye'leşmesinin taraftarıyız. Bunu isteriz. Hiçbir biçimde bu konuda bir kısıtlama, önüne geçme gibi bir durumumuz asla olamaz. Yani projesine dönük bir şeyimiz yoktur. Destekliyoruz. Orada yer alan bütün değişik grupları, çevreleri, partileri hepsini saygıyla karşılıyoruz. İradeleri vardır. Önemli bir oluşum oluşmuştur, ortaya çıkmıştır. Başarı kazanmıştır. Bu önemli bir sonuç. Bu ayrı bir husus. Gelelim siyasetine. Evet, siyasetine. Biz siyasetini yetersiz görüyoruz. Neden? Ya şimdi 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin en önemli bir seçimi değil miydi? Ve bu seçimde kim başarı kazandı, kim zafer kazandı? HDP. Şimdi seçim zaferini kazanan bir
parti fırtına gibi olmalıydı. Daha aktif olmalıydı. Daha hızlı olmalıydı. Bu meclisin bir kurucu meclis olması için öneri üzerine öneri yapmalıydı. Öncelikle Türkiye toplumunun boynunda bir halka gibi duran bu anayasaya dönük girişimleri olmalıydı. Demokratik bir anayasa sürecini hemen gündemleştirmeliydi. Kısaca yani bizce HDP daha aktif olabilirdi. Türkiye'nin öncelikli sorularını daha fazla gündeme taşıyan bir siyasal performans göstermeliydi, göstermesi gerekir diye düşünüyoruz. Daha zamanı da geçmiş değildir. Bunlar öneri olarak kabul ediliyorsa öneridir. Görüş olarak kabul edilirse görüştür. Yani demokratik tartışma ortamındayız biz. Dolayısıyla bizce, bizim de yani bir tecrübemiz vardır yani. Yıllara dayanan bir birikimimiz vardır. Bunda bütün devrimci demokrat çevrelerin istifade etmesi de pekala uygun bir dayanışma yaklaşımı olur. Kısaca biz yani HDP kazanan bir partidir. Daha aktif olabilmeliydi, olması gerekir diye düşünüyoruz önümüzdeki süreçte de. O daha önce ifade ettiğim eleştirel yaklaşıma tabii ki katılıyorum. Aynen yine o noktadayız. Bize göre yani HDP bir ilkeler partisidir. Zaten o bir araya gelmiş bütün o zengin birleşim o ilkeler ekseninde bir araya gelmiştir. HDP Türkiye toplumuna karşı verdiği sözü esas olarak barajı aşarak %13 oy alarak sözünü yerine getirdi. Neydi sözü? İşte seni başkan yaptırmayacağız. Sözüydü. Bu başkanlık Türkiye gündeminde bugün düşmüşse bu demek ki HDP bu konuda verdiği sözün gereğini yapmıştır. Şimdi ondan sonra kendini çok böyle kayıtlar altına alma. İşte şununla olurum, bununla olmam. Böyle yani adeta kendini sınırlayan bir yaklaşımı geliştirmesi doğru değil. HDP madem ki Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek üzere yola çıkmış bir siyasal organizasyon ise o zaman sırtında küfe vardır. Öyle işte herkes hükümet kursun ben de öyle seyrederim diyemez yani. Gerekirse kendisi de sorumluluk üstlenir. İşin içine girer yani. Ağır sorunlar vardır. Onları yüklemeye hazır olması gerekir. Öyle yaklaşması lazım. Mesela Kürt sorunu çözümü. İşte yani bu çözüm olmadan Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Bunu bilerek bunu gündemleştirmesi ve bu eksende tartışmaya açık olması gerekiyor yani. Böyle kendisini sınırlayan ve bir de sanki sadece ilkeleri olan, ilkelerine göre ahlaklı siyaset yapacak olan bir siyasal yapı olarak kendisine yaklaşıyor. Bu doğru, öyledir. Ama esas olarak da yüklenmiş olduğu bir misyon var, görev var. Bu görev çok tarihidir, ağır görevlerdir. Bunların altına kalkabilmek için daha girişimci, daha açılımcı, daha kapsayıcı olması gerekir diye düşünüyoruz. Umarım HDP'li yoldaşlar bunları yanlış anlamaz. Bunlar aslında ön açıcılık için bence önemli hususlardır. Bir de yani o MHP'nin işte biz füllü görüyoruz, bilmem yok sayıyoruz gibi blokajını adeta bile etkisi altına girdi. O zaten faşizan bir şeydir o. Yani renkliliği, çeşitliliği, demokratikleşmeyi kabul etmeyen bir tutumdu. Onu tüm Türkiye toplumuna şikayet etmek gerekirdi. Gündeme koyup sert bir biçimde tabii ki tavır koymak gerekiyordu. O ne demektir yani? 6 milyon insanın iradesine böyle saygısızlık ne demektir? Bunu daha iyi izah etmesi gerekmektedir. Ya yani onu adeta bir blokaj gibi yaptı. HDP de yani böyle biraz sanki onun etkisinden mi kaldı? Ne olduysa bilmiyorum tabii ben iç yapılarını. Yani kısaca bence o engelleri takmadan engelleri aşabilmesi gerekir. Daha aktif bir siyaset. Yani mesela şimdi hükümet kurulacaksa ve Türkiye sorunlarının da acil bir biçimde çözüme ihtiyacı varsa HDP de her şeye hazır olmalıdır. Niye olmasın? Neye hazır olmalı? Nasıl bir sorumluluk? Ya kendi ilkeleri doğrultusunda soruları çözümleyecek olan diyelim iktidarlaşma süreçlerine
katkı sunmalıdır. Ya dahil olmalı ya dışında katkı sunmalı, daha aktif olmalıdır. Yani böyle kenarda duran bir şey değil de, bir duruş değil de, sahnenin ortasında rol üstlenen bir siyasi espri, dil, üslup, duruş önemli. Bu önemli. Yani illa hükümete girsin filan demiyorum. Yani illa onu demiyorum. Önemli olan açılımcılıktır. Yani sanki böyle hani koltuk, ben koltuktan bahsetmiyorum yani. Açılımcılık önemlidir. Gerekirse ona da hazır olur. Ama önemli olan böyle açılımcılığı. Yani böyle işte açıklıyorlar, diyorlar biz kimseye düşman değiliz, şey değiliz. Bu doğru bir şey. Yani birçok doğruları da var. Tabii burada doğruların hepsini tek tek sayacak değiliz yani. Biz yetersiz gördüğümüz şeyleri söylüyoruz. Yani doğru şeyleri var. Bu doğrulara dayanarak aslında daha diyelim sonuç alıcı bir tarzı geliştirebilirler diye düşünüyoruz yani. Peki Başbakan Davutoğlu HDP'ye de gidecek. Sizce HDP mesela, evet, bazı genel ilkeler artık Türkiye kamuoyunda biliniyor tabii ki HDP için. İşte yeni anayasa önemli bir mutlaka ölçüdür. Nasıl bir hükümet kurulacağında alacağı pozisyonda çözüm süreci öyledir. Diğer Türkiye'de yaşayan bütün halkların bu konudaki özlemlerinin, beklentilerinin yeni anayasaya yansıması da elbette ki HDP'nin ölçülerinden ve bilinen bir şey. Ama mesela bunun dışında sizce Başbakan Davutoğlu o kapıyı çaldığında HDP masaya ne koymalı? Ya şimdi Başbakan nezaket ziyaretini yapacağını söylüyor. Bir kere bu yanlış. Yani bence nezaket ziyaretini orada ihtiyaç yok. Türkiye'nin sorunları var. Çözülmesi gereken sorunları var. Yani yanlış olan, eksik olan bir taraf değil. AKP zaten dıştalama noktasındadır. Bir de dikkat edin, her seçim sonrası, 2007, 2011 seçim sonrası AKP her zaman işte yani bu gelenekten gelen siyasal yapıya, parlamenterlere işte tırnak içinde söylüyorum, terörle arasına mesafe koysun, yok bilmem ne yapsın, hep bunu dillendirirler. Her seçim sonrası yaparlar. Şimdi de Davutoğlu da onu söylüyor. Sanki yeni, her şey yeni oluşmuş da işte HDP'nin bilmem tutum belirlemesi gerekiyormuş, çağrı yapması gerekiyormuş gibi işi yokuşa süren tutum içerisinde AKP. Yani çok zemini yok gibi ama bence yani HDP'nin yani yetkilileri bu konuda herhalde bir kendi ilkelerine uygun bir çerçeveyle yaklaşım geliştirirler. Yani her şeye rağmen evet işte yeni anayasadır, çözüm sürecidir ve benzeri ve benzeri önemli hususlar var. Bu konuda herhalde gerekli şeyleri söylerler. Benim en son bazı panellerde bazı HDP parlamenterlerini izlediğim kadarıyla farkındalar. Yani muhtemelen o türden bazı yaklaşımları gündemleştirecekler. Bence de gündemleştirmeleri gerekiyor. Yani işte şu var, şu var, biz şunu yaparız, bunu etmezden ziyade kendi ilkeleri çerçevesinde bunlar esas alınmalı ve bu çerçevede bizden de katkı böyle olabilir biçimde daha açık, net bir tutum sahibi olmaları daha gerekli. Yani Türkiye'deki tüm partiler, yani seçilmiş olan tüm partiler bunun için seçilmişlerdir. Yani şimdi MHP'nin zaten tutumu, yani öyle tutum değildir, sadece zihniyeti diyelim, ideolojik yaklaşımı değil, siyasal duruşu da aslında duruş değildir yani. İşi yokşa sürmedir yani. Kısaca halbuki bu toplum bunlara oy vermişse bir iş için vermiştir, bir görev için vermiştir. O göreve de açık olmaları gerekiyor. Yani bu konuda bence daha açılımcı olmak gerekir diye düşünüyorum. Pekala, gelelim koalisyonu konuşunca, çözüm sürecini konuşunca, HDP'yi konuşunca ve diğer siyasi partileri de tabii konuşulması gereken çok önemli bir başka konu var. Suriye ve Rojava meselesi.
Son günlerde yine Türkiye'de ilk başta Suriye'ye girme tekrar bir askeri operasyon olasılığından bahsedilmeye başlandı. Arkasından güvenlikli bölge tartışması geldi. Sizce Türkiye'nin Suriye'ye girme olasılığı söz konusu mu? Bir kere bunu sormak isterim. Ve bütün bu tartışmaların konuştuğumuz çözüm süreciyle, demokratikleşmeyle, Türkiye'de tıkanan ve yol alınamayan bu süreçte nasıl bir bağlantısı var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin Rojava'ya müdahale etme koşulları yoktur. Bunu Türkiye'de biliyor, bilinçli gürültü çıkarıyorlar. Neyin gürültüsü bu sizce? Onlar şeyden korkuyor, DAEŞ'le aralarının kesilebileceğinden korkuyorlar. Yani YPG'nin Cerablus'a doğru ilerleyebileceğini düşünüyorlar. Bunu önlemeye çalışma gürültüleridir. İşte bir biçimde YPG veya işte Rojava kanton yönetimleri üzerinde etki oluşturma, bir de ABD'ye dönük, uluslararası koalisyon güçlerine dönük etki oluşturmaya dönük bir çabadır. En son sanırım böyle bazı ABD heyetiyle İşte 2 gün süren görüşmeleri oldu. Oralarda ne çıktı bilmiyoruz ama mevcut konjonktürel durum, eğer yeni bir şey olmamışsa bu son görüşmelerde, yani Türkiye'nin öyle Rojava'ya müdahale etme koşullarının olmadığını gösteriyor. Neden? Her şeyden önce uluslararası koalisyon güçleri şuna inanıyor. Türkiye ile DAEŞ, yani Türkçe'de IŞİD denilen yapıyla sınırdaş olduğu müddetçe IŞİD zayıflatılamaz. Bu önemli bir şeydir. Yani şimdi Erdoğan çoğu zaman şunu söylüyor. İşte HDP'yi veya bazen de başka partileri eleştirirken işte Türkiye'yi karalıyorlar. Kimse bizi IŞİD'le aynı parantez içine koyamaz filan diyor. Ya sen kendini aynı parantez içine koymuşsun. Dünya böyle görüyor. Siyaseten açıkça söylemiyorlar. Ama biz biliyoruz. Dünya öyle görüyor. Yani Türkiye ile IŞİD karadan sınır olduğu müddetçe IŞİD zayıflatılamaz. Tespiti onlara ait bir tespittir. Dolayısıyla yani Türkiye'yi böyle ağır bir durumla karşı karşıya getiren diplomatik siyasi anlayışı sorgulamak gerekiyor. İşte ben bu yüzden diyorum ki yani müdahale etmesi de söz konusu olamaz. Çünkü o güçler hepsi karşı çıkar. Zaten belirttiler de Rusya'da, bilmem Amerika'da, Avrupa'da herkes karşıdır. Çünkü ne kadar ilerlerse daha fazla IŞİD'le sınır olmuş olacak. Yani ilerledikçe orada da IŞİD vardır. Bunu dünya istemez. Yani bu konuda Türkiye'nin mevcut içindeki pozisyon çok kötü bir pozisyon yani. Bunu belki AKP çeşitli biçimlerde örtmeye çalışıyor ama öyle değil. Niye bu duruma düştü Türkiye? AKP'deki Kürt sorununa yaklaş, ki ikinci sorun oydu. Evet. Yaklaşım zihniyeti buna yol açtı. AKP eğer Kürt sorunu çözümünde samimi olsaydı bu durumlar yaşanmazdı. Ama AKP Kürt sorununa samimi yaklaşmadığı için. Yani Erdoğan'ın yaklaşımı nasıldır? Şimdi çoğu çevre diyor ki Erdoğan Kürtlere iyi yaklaştı, şöyle yaklaştı, böyle yaklaştı. Halbuki yani Önder Apo'nun İmralı'ya gidişi, götürülmesi, ardında işte 2001-2002'ye doğru gelinirken işte Kürt dilinin üzerindeki yasağın kaldırılması, televizyonda bilmem birkaç saat Kürtçe konuşulması adımları AKP'den önce de atılmıştı. Yani Ecevit hükümeti döneminde atılmıştı. Artık Kürt sorununun diyalogla çözüm süreci gündeme oturmuştu. Ondan sonra AKP geldi. 13 yıl boyunca oyaladı. Çözmedi, çözebilirdi. Oyaladı hep. Çünkü zihniyetinde çözüm yoktur. Erdoğan'ın yaklaşımı nedir? Osmanlı cevari bir adeta. Yani Osmanlılarda işte hani bütün toplumlar kendi dilini konuşur işte
bilmem yani rahattır. O da yani Kürtler dilini konuşabilir, türküsünü söyleyebilir. Yani bunlar üzerindeki yasaklar doğru değil. Kürt olmaktan kaynaklı üzerine baskı yapması da doğru değil. Ama o Kürtler eğer kimlikli bir duruş sergilerse ya da toplumsal bir hak isterse yok. Bu konuda yani devletin geleneksel çizgisiyle aynıdır aslında. Sadece yani o önceki çizgide yani tümden reddi. Bu yok, dillerini konuşsunlar. En nihayetinde yine de bir farklılık olduğunu söylüyorsunuz ama devletin o Ama geleneksel çözüm getirmeyen çizgisinden bir bugüne. farklılıktır. Tersine çözümden ziyade asimilasyonu önünü açan, rahatlatan bir farktır. Yani farktan eğer bahsedeceksek böyle bir farktır. Burada çözüm yoktur yani. Şimdi çözüm olmadığı için Kuzey'de çözüm olmadığı için Rojava konusu gündeme girdiğinde AKP Rojava'ya kırmızı çizgi olarak yaklaştı. Zaten Şimdi değişiyor mu politika? Erdoğan biz biliyoruz ki bazıları ismini söylememe gerek yok. Bazı dostlarla görüşürken de şunu söylemiş yani ben Kürt sorununa çeşitli yaklaşımları geliştirebilirim ama Rojava benim için kırmızı çizgidir demiştir. Yani orada Rojava karşıtlığı vardır. Özünde bir Kürt karşıtlığı vardır. Bu karşıtlık nedeniyle Türkiye diplomasi Orta Doğu'da farklı bir rotaya kaydı. Suriye'de 2011'de iç karışıklıklar baş gösterir göstermez AKP kendini çok öne atladı. İşte Irak'taki gibi bir pozisyona düşmeyelim diye onlara göre işte Irak'ta müdahalenin dışında kaldılar. Orada bir Kürt federasyonu doğdu. İşte Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt federasyonu ya da Kürt işte kimlikli bir sistemin gelişmemesi için en önde olmalıyız hesabıyla başat bir rol oynadı ve işin içine girdi. Tabii Suriye'nin konjüktürel durumunu da doğru okuyamadı. Mesela bu konuda biz daha doğru okuduk. Biz biliyorduk Suriye'deki durum ile Libya'daki durum aynı değil. Ama AKP yetkililer bunu doğru okuyamadı. Onlar sandılar ki işte 3-4 ayda rejim yıkılır. Böylece kendileri de kendi kontrolünde bir biçimlendirmeyi geliştirirler. Öyle çıkmadı. Hesapları doğru çıkmadı. Dolayısıyla Orta Doğu'daki siyasetleri çöktü. Bunun nedeni de Kürt karşıtlığıdır, Rojava karşıtlığıdır. Rojava'da koşullar oluştu. Rojava diyelim hareketi işte biraz kendi şehirlerini kendisi yönetmeye kalkıştı. Hemen karşı tutum aldı. Peki şu anda bu siyaset değişiyor mu sizce? Türkiye'nin Rojava politikasının değiştiğine dair bir takım yazılar oldu son zamanlarda. Bu yazılarda üst düzey bir dışişleri yetkilisinin verdiği, bir grup gazeteciye verdiği bir briefinge dayandırılıyor. Ve buna göre ise de Türkiye'nin işte Rojava'ya girme olasılığı aslında IŞİD'le etkin bir mücadele için masaya alınan bir olasılık. PYD'nin ise rasyonel bir aktör olarak değerlendirilebileceği söyleniyor ve hatta bir köşe yazarı yakın zamanda PYD eş başkanı Salih Müslim'in Ankara'ya gelip gittiğini yazdı. Yine PYD'den bir takım talepler olduğu söyleniyor. Cerablus'a ilerlememesi, Tel Abyad'da etnik bir hiyerarşi yapılması ve YPG bayrağının indirilmesi gibi bir takım taleplerden bahsediliyor. Şimdi bütün bu tartışmalar sizce politikanın değişmeye başladığının emareleri olarak değerlendirilebilir mi? Her ne kadar bu üst düzey dışişleri yetkilisinin kim olduğunu bilmesek de sonuçta bu gazeteciler de aldıkları bu briefingi Sinirli köşelerine oğludur. taşıdılar. Teodosin Sinirlioğlu olduğunu Evet. düşünüyorsunuz. O daha çok bu işlerle ilgilidir. Yani onun için odur diyorum. Peki Feridun Sinirlioğlu olduğunu düşünüyorsanız sonuçta uzun zamandır dediğiniz gibi bu tür işlerle meşgul bir isim. Nasıl yaklaşıyorsunuz mesela? Şimdi isim üzerinden de bir tahminde Evet. bulundunuz. Hayır, isimle ilgili bir şey değil. Yani Türkiye siyasetinin değişeceğine dönük herhangi bir emare yok. Bence o bir varsayımdır. Yani işte PYD'yi bir biçimde razı ederek bilmem girme şu bu. Aslında o kontrole alma hesaplarıdır. Şimdi PYD'nin değil de aslında zaten bir de şöyle bir şey söyleniyor. Bu Rojava ilişkin birkaç bilgi vereyim.
Hep PYD, PYD, PYD deniliyor. Halbuki PYD orada bir partidir. Hükümet içinde olan ona yakın parti vardır. PYD'den öte bir TEVDEM var, Demokratik Toplum Hareketi var. Orada çok çeşitli hareketler var. Arap halkını temsil eden insanlar var. Asürü Süryani halklarını temsil eden insanlar var ve bir hükümet, bir yönetim oluşturmuşlardır. Belirleyici olan o yönetimdir. Şimdi yani sanki sadece bir PYD var orada, bir de askeri gücü YPG var. Öyle değil yani. Değişik çevreler var yani. Nasıl ki HDP'nin içerisinde işte demin söz ettik çok çeşitli kesimler varsa, mevcut kanton yönetimleri içerisinde de öyle çok değişik kesimler var. Hatta daha fazla zengin. Mesela Cizre kantonunda diyelim o kadar Arap var, o kadar Asürü Süryan insan var, temsil ediliyor. Üç dil ana dildir. Yani kısaca orada sadece PYD değil. Bir yapı var. Oluşmuş bir kanton sistemi var. Kanton yönetimi var. Bu esastır. Fakat kendileri hep PYD diyorlar. Tabii PYD de en büyük partidir. Öncülük misyonu olan bir yapıdır. Ondan hareketle herhalde böyle yapıyorlar. Bir de PYD'yi öyle sanki PKK'nın bir koluymuş gibi gösteriyorlar. Bu da yanlış. Yani nasıl yanlış? Bu azaldı ama son zamanlarda. İlk başlarda daha yoğun değil miydi sizce? Sizce sizin takibinize göre azaldı mı? Yok, yine hep söylüyorlar işte PKK'nın bir kolu olan PYD. Halbuki ortada kol mol yoktur yani. Ortada Önder Apo'nun çözüm perspektifi var, ideolojisi var, felsefesi var. Bu felsefe tüm Kürt toplumu içindir ve tüm Orta Doğu içindir. Şimdi PYD Önder Apo'nun bu felsefesine dahil olarak kurulmuştur. Yani böyle bir yapıdır. Bu oldum PKK ayrıdır. Önderlik daha geniş bir gerçekliktir. Daha farklı. Yarın Arabistan'da da aynı çizgide bir örgüt kurulabilir. Geçmişte zaten Irak'ta kuruldu. Sanırım maddi imkansızlıklardan sonra kendisini bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürdü. Yani APO'cu düşünce sistemi ne dayalı başka ülkelerde de parti kurulabilir. PYD öyle bir yapıdır. Ondan hareketle işte kolu filan diyorlar. Halbuki öyle değil esasında. Şimdi nihayetinde Rojava için veya Rojava'ya dönüp bu son 2-3 günde yapılan tartışmalarla tabii uluslararası güçler ne gibi sonuçlara vardılar bilemiyoruz ama İncirlik üssünün kullanıma açılması meselesi var. Şimdi yani Türk devleti Güney Kürdistan'da işlediği hatayı aynı şekilde Rojava'da da işliyor. Nasıl ki Güney Kürdistan'da ilk önce kırmızı çizgimizdir dediler, sonra kendi tükürdüklerini yaladılar. Rojava'da da benzer bir sonuca gitmek zorundalar. Yani bu Rojava karşıtlığı açık ayan beyandır. Şimdi siz demin dediniz ki bilmem işte hani PYD'yi de bir biçimde konsolide edecekler, işte bilmem işte birlikte daha aktif mücadele. Öyle değil, kontrolü almak istiyorlar. Rahatsız oluyorlar. Peki şimdi IŞİD yıllardır, en azından bir yıldan fazla bir zamandır Giresipi'deydi. Niye rahatsızlık duymadı da işte Kürt güçleri orayı ele geçirince rahatsızlık duydu? Daha sormaya devam edeceğim. Buyurun. Niye diyelim Kürt güçlerinin Cerablus'u da IŞİD'in elinden alınmasından bu kadar rahatsızlık duyuyor? Kürt kantonlarının birleştirilmesi. Niye bundan peki rahatsız duyuyorsa? Bir Kürt koridoru açılması. Evet. Var. Eğer ortada bir Kürt düşmanlığı yoksa niye bundan rahatsızdırlar? Üç kanton birleşmişse niye bundan rahatsızdırlar? Demografik yapısının değişebileceğinden endişe edildiği söyleniyor. Demek ki o zaman Kürt sorunu çözümüne samimi yaklaşmıyorlar. Kürt sorunu çözümü diye bir şey onların zihinsel altyapısında yoktur. Bu sonuca gidilir. Zaten öyledir. Siz dediniz ya, Rojava ile sürecin ilişkisi nedir? Evet. Çok ilişkisi vardır. Çok ilişkisi var. Yani eğer Türkiye devleti Kürt fobisine kurtulursa, kendi vatandaşı konumunda bulunan Kuzey Kürdistan'daki Kürt halkına haklarını verirse, ortak yaşam projesi temelinde, demokratik ulus ekseninde sorunu çözerse, Rojava'daki Kürtlerden çekinmez ki. Tersine onları destekler. Yani bizim amacımız şu. Amaç Türk devletinin Kürt karşıtlığı siyasetine son vermesi.
Aslında Önder Apo'nun 2013 Nevruz'unda yayınladığı o önemli tarihi deklarasyonun özü buydu. Yani Kürt Türk dostluğu dedi, değil mi? Kardeşliği dedi. O bunu gerektiriyordu. Eşme ruhu dedi ayrıca. Sonra en son eşme ruhu da dedi. Evet, en son da eşme ruhu da dedi. Ama belli ki Türk devleti bundan vazgeçmemiş. Türk devleti halen Kürtlerin güç olmasını çekiniyor, korkuyor. Onun için Rojava'da güç olmasını istemiyor. Bir biçimde uluslararası güçleri de ikna ederek oraya müdahil olmak istiyor. Ama uluslararası güçler de artık bir gerçekliği kavramış bulunuyorlar. Bugün Orta Doğu'da IŞİD denilen yapıya karşı en etkili savaşı verebilen güç YPG'dir. Bunu herkes gözleriyle görüyor. Dolayısıyla yani şimdi orada bir ortaklık durumu gelişmiştir. Böyle bir süreç var. Gerekirse ona ilişkin de bir iki şey söyleyebilirim. Onları da konuşacağız. Evet. İsterseniz... Yani kısaca burada sonuçlandırayım. Bence Türk devletinin yapmak istediği manavradır. Özünde Rojava karşıtlığı vardır. Rahatsızlık ondandır. Bir bölgede Kürt yükselişi var. Buna karşı rahatsızlıktır, tepkidir. Peki ama mesela son zamanlarda kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu yanıtı alacağım evet. Ama sorumu sormak istiyorum. Bir soluklanalım biz. Tamam. Şimdi son zamanlarda mesela Türkiye'de IŞİD'li üyeler gözaltına alınıyor haberleri duyuyoruz. Evet. Tutuklanma haberleri duyuyoruz. Sınırdan geçişlerin daha çok kontrol edilmeye çalışıldığına dair en azından o geçiş iddialarına karşı bir takım haberler olduğu duyuluyor. Bunlara baktığımızda Türkiye'nin DAEŞ'le, IŞİD'le mücadelede pozisyonun değişiklik içerip içermediğini söyleyebilir misiniz? Bir kez daha sormak isterim. Ama isterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.